Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Ordu Spor 1967 Karşıyaka maçını kazanarak çıkışını sürdürmeyi planlıyor. Üçüncülük lig üçüncü grupta son yedi maçını kazanan Ordu Spor 1967 galibiyet halkasına bir maçı daha eklemek istiyor. Teknik direktör Cahit Erçevik yönetiminde oynadığı maçlarda bileği bükülmeyen mor beyazlılar karşı yaka maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ordu Spor 1967 karşı yaka maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Temsilcimiz kazanarak galibiyet serisini sekiz maça çıkarmayı planlıyor. Mor beyazlıların karşı yakayla oynayacağı mücadelede Türkiye Futbol Federasyonu saat değişikliğine gitti. Daha önce pazar günü saat 13'te oynanacağı açıklanan karşılaşma aynı günün saat 12.30'da oynanacak. Ordu Spor 1967 yeni ordu stadyumunda oynayacağı mücadeleyi kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor. Hedefini ikinci lige çıkmak olarak belirleyen mor beyazlılar hedefi doğrultusunda kayıp yaşamak istemiyor. 52 Ordu Spor, Alagöz Holding, Iğdır Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına 3 puan paralel devam ediyor. Önceki hafta beraberlik serisini sonlandıran 52 Ordu Spor 3. Lig 2. grubun 27. haftasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Cumartesi günü saat 13'te yeni Ordu Stadyumunda oynanacak mücadele Altaş TV'den canlı yayınlanacak. Mor Beyazlılar Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. 52 Ordu Spor son 5 maçını kazanan Iğdır ekibini yenerek zirve yarışında ben de varım demek istiyor. Mor Beyazlılar'da teknik direktör Cüneyt Tiryaki, sezon başında koyduğumuz hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Bizim için güçlü, güçsüz hiçbir rakip fark etmez. Biz her maça 3 puan için çıkıyoruz. İyi bir ekibiz. Her takımı yenecek, güce sahibiz. Evimizde taraftarın desteğiyle kazanan taraf olacağız dedi. Tiryaki Sirt deplasmanından önce oynadığımız iki maçta istediğimiz sonuçları alamadık. 4 puan kaybettik. Biz daha üst sıraları hedefliyoruz. Iğdır maçın da galip gelerek önümüzdeki maçlara bakacağız ifadelerini kullandı. Fasla Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Fasla Belediye Spor'un altyapısıyla başarılı olabileceğini ifade etti. Tabii spor kulüplerinin şehirde sadece göze değil aynı zamanda altyapıya ve geleceğe yönelik bir takım çalışmalar planlaması gerekiyor. Biz de bu planlama içerisinde öncelikle sürdürülebilir bir spor planlaması yaptık. Fatsa Belediyespor'un sadece futboluyla değil futbolcu yetiştirmesiyle, sporcu yetiştirmesiyle birçok farklı bir branşta gelecekte Fatsa'mızın önemli bir markası olması yolunda planlamalar yaptık. Bunların en önemli ayağı, birinci ayağı altyapının kurulmasıydı. Diğer ayağı ise tesisleşmeydi. Sporcu üreten bir tesis, sporcu üreten bir şehir olmak için tesisleşmenin mutlaka tamamlanması gerekiyordu. Az önce saymış olduğum spor yatırımlarımızla birlikte biz tesisleşmede %70'lere, 80'lere ulaşacağımızı düşünüyorum, hayal ettiğimiz. Onun ötesinde de kendi 18 kişilik kadrosunda 3-4 tane Fatsalı futbolcu oynatabilen Ender kulüplerden bir tanesiyiz. Bunun ilerleyen yıllarda daha da iyi noktalara taşınacağını düşünüyorum ben. Göreve geldiğimizde kayyumdan almış olduğumuz takımımıza bir üstlük hedefi koymamıştık. Biz ilk hedefimiz bu ligde 2-3 yıl Evet. Likte kalmayı başarmak ve ekonomiyi sürdürülebilir hale getirmek, altyapı çalışmalarına hız vermek, seçmeyi tamamlamak demiştir. 3 yıldır ligde kalan bir Fatsa Belediyesi bu her yıl 5 milyona yakın bir bütçe harcıyordu buna. Bu yılda Allah izin verirse yine ligde kalma hedefimizi sağlayacağız. E, Tabi o gün devralmış olduğumuz 5 milyon liralık borç bugün 2 milyon liraya düşmüş durumda. Bu da Fatsa Belediyesi iyi bir yolda olduğunu gösteriyor. İnşallah borcu kapandıktan sonra görev süremiz içerisinde gerekli e, altyapı e, ekibini de oluşturduktan sonra bir ikincilik hedefi noktasında bir gayretimiz olacaktır. Evet. Tabii stadımızın e, çok eski bir stadtı Fatsa stadımız. Bu bağlamda 1,5 milyon liralık bir yatırımla birlikte gerek doğal gaz dönüşümü, gerekse tribün yenilemesi, boya işlemleri gerçekleştirdi, zeminin iyileştirmesi gerçekleştirdi. Fatsa'mıza yakışan bir stadımız var diyebiliriz şu an. Ordulu Teknik Direktör Sinan Bayraktar 2. Lig Beyaz Grup ekibi Pazar Spor ile anlaşmaya vardı. Sezona kahta 02 sporla başlayan ardından kendi isteğiyle ayrılan ordulu teknik adam Sinan Bayraktar son haftalarda aldığı farklı mağlubiyetler sonrasında teknik direktör Selçuk Yıldırım Kayayla ile yollara ayıran pazar sporla sözleşme imzaladı. Tecrübeli çalıştırıcı 2021-2022 sezonla başladığı kahta 02 sporun başında 16 lig müsabakasına çıkarken bu süreçte Adıyaman temsilcisi 2 galibiyet 6 beraberlik 8 mağlubiyet aldı ve 12 puan topladı. Ayrıca Kahte bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4. tura kadar yükseldi. Teknik direktör Sinan Bayraktar 2016-2017 sezonunda da o zaman 3. ligde boy gösteren Pazar Spor'un başında 21 müsabakaya çıkıp takımın 9 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyetle 30 puan toplamasını sağlamıştı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Pazar Spor 22 haftalık periyotta 9 galibiyet, 1 beraberlik 12 mağlubiyet alırken topladığı 28 puanla 12. sırada kendisine yer buldu. Bayraktar Pazar Spor'un başındaki ilk maça 19 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 13'te Kırklareli Spor deplasmanında çıkacak. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.